Merhaba sevgili öğrenci, ben Okan Hoca. Bugün seninle permütasyondan soru çözümü yapacağız. Yorumlarda da sıkça gördüğüm kadarıyla bu konu ve kombinasyon ve olasılıkla alakalı sıkça sorun yaşadığını görüyorum. Dolayısıyla ben de bir nebze belki bu sorununu halledebilirim diyerekten permütasyon, kombinasyon ve olasılığın soru çözüm videolarını yayınlayacağım. Burada bunu yaparken işte permütasyonu bir videoyla bitirme şansım yok. Çünkü çok uzun videolar oluşuyor. En güzel soruları senin için seçmeye çalışacağım. Bu bizim birinci soru çözüm videomuz olacak. Bakalım kombinasyon ve olasılık bitene kadar kaç video çıkacak ben de bilmiyorum. Ama gördüğüm bütün güzel soruları çözeceğim. Burada konu anlatımı değil de daha çok soru çözümüne yoğunlaşacağım. Ama soru çözümünü yaparken de aynı zamanda sana konuyu da ana hatlarıyla mutlaka anlatmaya çalışacağım. Dilersen hiç vakit kaybetmeden, sen hazırsan ben de hazırım, başlıyoruz. Saymanın temel kuralı. Birinci sorumuz diyor ki bir lokantada 3 farklı salata, 4 farklı çorba ve 5 farklı ana yemekten 1 salata, 1 çorba ve 1 ana yemek seçmek isteyen bir müşteri kaç farklı seçim yapabilir? Bak, elimizde salata var, çorba var ve ana yemek var. Şimdi ben salatalara isim vereyim. A, B, C salatası olsun. Çorbalara da X, Y, Z, ne olsun, diğeri de W çorbaları olsun. Ana yemeklerde M, N, K, P olsun. Şimdi ben diyelim ki salatalardan A'yı seçtim. Çorbadan da X'i seçtim. Bunların yanına ben 4 farklı ana yemek seçebilirim. Diyelim ki salatayı A seçtim. Çorbayı Y seçtim. Yine 4 farklı, değil mi? İşte salata halen A. Çorbayı Z seçtim. Yine 4 farklı. Yani 12 geldi. Ben bunları tek tek, benim bunları toplama şansım yok. O yüzden burada farklı durumların çarpımlarını alırız. Yani kaç tane salatamız var? 3 tane yazdım. Çarpı. Kaç çorbamız var? 4. Çarpı. Kaç ana yemeğimiz var? 5 tane olacak. Buraya da T diyelim aynı zamanda. 5. Çarparsak bunları 60 farklı şekilde bu lokantadan yemek yiyebilir gelen müşteri. Gördüğün gibi eğer burada bir salata, bir çorba ve bir ana yemek, yani ve gördüğün zaman ne yapacaksın? Çarpacaksın. Ama veya derse, veya deyince toplama yapacağız. Lütfen bunu da unutma. Devam. A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 2 farklı yol vardır. Yolları görüyorsun. Burada 4 şıklı bu sorular alakalı gelebilecek karşılıklı bütün sorularını yazdım 4 şıkta da. Hemen bakalım nasıl çözülüyor. Diyor ki A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilebilir? Şimdi ben A'dan B'ye şu yoldan gittim, yukarıdaki yoldan. B'den C'ye 2 farklı yoldan giderim. A'dan B'ye buradan gelirsem yine 2 yoldan giderim. A'dan B'ye buradan gelirsem yine 2 yoldan giderim. Topla hepsini, 6 yol yapar. Bütün yollar 6. Ama bu kadar uzun uzadıya tabii çözmeyeceğiz. Ne yapacağız? İşte A'dan B'ye kaç yol var? 3 yol var yazdım. Çarpı B'den C'ye de 2 yol var. Onu da yazdım. Çarptığım zaman sonuç 6 gelmiş oldu. Devam edelim. B şıkkında da diyor ki A'dan C'ye kaç farklı yoldan hem gidecek hem de geri dönecek. Şimdi gidiş belli. 3 çarpı 2. Peki şu an bu adam C'ye geldi mi? C'den A'ya doğru giderken önce C'den B'ye gelecek. 2 yol. Onu da yazdım. Çarpı 2. Yine B'den A'ya gidecek. Orada da yine 3 yolu var. Bunları da çarptığım zaman 6 çarpı 6'dan 36 farklı şekilde gidip dönebilir diyeceğim. Peki A'dan C'ye gidilirken kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak şartıyla. Şimdi bu adam A'dan C'ye gidecek ama giderken kullandığı yolları dönüşte kullanmayacak. A'dan C'ye yine 3 çarpı 2 yoldan gitti. Diyelim ki giderken bu yolu ve bu yolu kullandı. Bunları bir daha kullanmayacak. Artık C'den B'ye gelirken bir yolu var. Onu yazdım. Ve B'den A'ya da kaç yolu var? 2 yolu var. Onu da yazdım. Dolayısıyla 6 çarpı 2'den 12 farklı şekilde bu adam gidip dönebilir. Bu arada şunu söyleyeyim. İşte C'den B'ye bu yoldan gidemediği için dikkat et. Buradan buraya bu yoldan gidemiyor. O zaman B'den A'ya 3 farklı yoldan da gidememiş oluyor. Bu yolu kullanamadığı için. Peki hemen D şıkkına bakalım. D şıkkında ne diyor? A'dan C'ye gidilirken kullanılan yol
dönüşte kullanılmamak şartıyla. Allah Allah. Hocam C ile D aynı. Değil işte. Neden değil? Çünkü burada yollar diyor. Burada da yol diyor. Burada işte C'den B'ye bu yoldan gidemediği için aynı zamanda bu yolu da kullanamıyor. Ama diğerinde yani D şıkkında aslında söylediği şey şu. Şimdi bu adam 3 çarpı 2 şekilde gidebiliyor muydu? Evet. Sadece şu yolu yani şurada gördüğün şu yolu tekrar kullanmayacak. Aslında C'den B'ye bu yoldan gidebilecek ama B'den A'ya bu yoldan gidemeyecek. İşte C'den B'ye buraya gelip B'den A'ya bu yolu veya bu yolu tercih etmesi lazım. O zaman ne yapacağım? Giderken 3 çarpı 2 dönüşte hiçbir kural olmasaydı 2 çarpı 3 yoldan geliyordu ama dönüş yolunun sadece bir seçeneğini kullanamıyor. Hangisi? Şu yolla şu yol. O zaman 2 çarpı 3 eksi 1 şeklinde yazarım bunu da. O halde ne yapar? 6 çarpı 6 eksi 1'den 5 yani 30 farklı şekilde bu adam gidip dönebilir. Lütfen bunların arasındaki farkı unutma. Birinde yollar diyor, birinde de yol diyor. Devam. A eşittir 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazabilir? Bunlar artık klasikleşmiş soru tarzları. Biz kaç farklı doğal sayı yazılabilir dediği zaman hemen 3 basamağı çiziyorduk. Ardından elimizdeki sayıları kullanıyorduk. Şimdi ben buraya 0 yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü yüzler basamağı 0 olursa bu 3 basamaklı bir sayı olmaz. O halde yüzler basamağına yazabileceğim kaç seçeneğim var? 4 seçeneğim var. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Yani ben buraya kullandığım sayıları tekrardan burada kullanabiliyorum. Onlar basamağına 0 yazabilir miyim? Kesinlikle yazabilirim. Dolayısıyla kaç sayımız var? 5 tane. 5'ini buraya yazdım. Yine buraya da herhangi bir koşul olmadan yine 5 tane sayı yazabilirim. Ve bunları çarptığım zaman 4 kere 5 20 çarpı 5 100 tane sayı yazabiliyorum burada. Hemen B şıkkına bakalım. Kaç farklı rakamları farklı? Bak bu ifade önemli. Tek doğal sayı yazılabilir. Hem rakamları farklı olacak hem tek olacak. Tek olması için ne olması lazım? Birler basamağının tek sayı olması lazım. O halde benim elimdeki tek sayılar 1 ve 3. Şimdi ben 1 veya 3'ten 1'ini buraya yazabilirim. Yani 2 durum var. Öyle değil mi? Peki kullandığım sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yok. Burada 1 ve 3'ten herhangi birini yazdığım için ben artık ya 1'i ya da 3'ü kullanamam. Neden? Çünkü rakamları farklı demiş. Dolayısıyla 3 hükümeden attım. Başa yani yüzler basamağına 0'ı yazamıyorum. O yüzden 0'ı şimdilik görmüyorum. Kapalı tutuyorum. Yüzler basamağına 1, 2 veya 4'ten 1'ini yazabilirim. Yani kaç tane sayı yazabilirim? 3 tane gördüğün gibi. Yine bu 3 taneden 1'ini buraya yazdığım için ve rakamları farklı dediği için herhangi birini yine atıyorum. Geriye kaç tane sayım kaldı? Onlar basamağında 0'ı artık kullanabileceğim için geriye 3 tane sayım kaldı. Onu da buraya yazabiliyorum. Dolayısıyla benim elde edebileceğim rakamları farklı tek 3 kere 3 9 çarpı 2'den 18 tane sayım var. Devam. C şıkkına bakalım. Kaç farklı çift doğal sayı yazılabilir? Çift doğal sayı yazılabilmesi için son basamağı çift olmalı. Yani ya 0 ya 2 ya 4'ü kullanmam lazım. Dolayısıyla buraya 3 tane sayı yazabiliyorum. Rakamları farklı demiş mi? Hayır. O halde buraya 0 hariç yine buraya 4 tane sayı yazabilirim. Ve buraya da bütün rakamları kullanabilirim. Yani 5 tane sayı yazabilirim. Bunları da çarparsam 4 kere 5 20 çarpı 3 60 gelmiş oldu. Peki hocam rakamları farklı deseydi ne yapacaktık? Onu da şu şekilde yapacaktık. Bak. Burada eğer 0 varsa ve rakamları farklı diyorsa 2 durumda inceleyeceksin. Çünkü 0'ın sona gelme ihtimali var. 0'ın sona gelip başa gelememe ihtimali var. Bir de 0'ın başa gelme ihtimali var ama onu da almamam lazım. O halde şöyle bir şey yaparım. 2 durumda inceleyeceğim. 1 artı diyorum ikinci durum. Şimdi benim elimdeki rakamlar 0, 1, 2, 3, 4. Ben diyelim ki 0'ı sona koydum. Çünkü çift olmasını istiyorum. Yani buraya bir durum yazdım. Rakamları farklı dediği için 0'ı artık kümeden attım. Geriye 4 tanesini de buraya yazabilirim. Herhangi birini yine kümeden attım. Geriye buraya 3 tane sayı yazabilirim.
sıfırın sonda olduğu 12 tane durum var. Peki sıfır sonda olmasın. Yine kullanacağım sayılar 0, 1, 2, 3 ve 4. Sıfır sonda olmasın ama çift dediği için ben sona ne yazmak zorundayım? Ya 2 ya 4 yazmak zorundayım. Yani buraya 2 tane durum yazabiliyorum. 2 veya 4'ten birini kullandığım zaman onu attım. Ben 0'ı başa yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü yüzler basamağına 0 gelmez. O halde bu 3 taneden birini yazmak zorundayım. Onu da yazdım. 3. Yine bu 3 taneden birini yazdığım için birini attım mı? Attım. Geriye burada 3 tane sayı kaldı. O 3 sayıyı da buraya yazabilirim. Gördüğün gibi. Peki buradan cevap ne gelir artık? 3 çarpı 4 12 artı 3 kere 3 9 çarpı 2 18 topladığımız zaman da cevap 30 gelmiş olur. Umarım gayet iyi anlamışsındır. Tek tek nasıl bulacağımızı göstermiş oldum. Hemen D şıkkına bakalım. D şıkkında da diyor ki 200'den büyük kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi bir sayının 200'den büyük olması için yüzler basamağı ya 2 ya 3 ya 4 ve daha fazla sorması lazım. Dolayısıyla buraya ya 2'yi ya 3'ü ya 4'ü yazabilirim. Yani 3 tane sayı yazabilirim. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Dolayısıyla geriye kalan 5 tane sayının, şuradaki gördüğüm 5 sayının 5'ini de buraya yazabilirim. Yine buraya 5 tane sayı yazabilirim. Peki ben bunları çarparsam ne gelir? 125 gelir. Cevap 125 mi? Değil. Şıklarda var mı? Var. Neden hocam? Çünkü bak ben buraya 2'yi yazdım ya. 2'yi buraya yazınca yüzler basamağına. Buraya ben istersem 0 da yazabiliyorum değil mi? Yazdım peki buraya 0'ı. Yine buraya 0'ı istersem yazabiliyor muyum? Oraya da 0'ı yazdım. Yani bu 125 tane sayının içinde 200 sayısını da elde etmiş oluyor muyum? Oluyorum. Dolayısıyla 200'den büyük kaç farklı doğal sayı yazılabilir dediği için burada oluşan 200'ü yani bir tane sayıyı çıkartmak zorundayım. O halde 125-1 o da işte 124 tane sayı yazabilirim burada. Devam. Bu arada buna lütfen çok dikkat et. Çünkü gerçekten bu tarz sorularda bu kısım öğrencilerimizi düşürüyor. Lütfen sen buna dikkat et. Ben genelde düşebileceğim yerleri içeren soruları almaya çalışıyorum. Düşme diye de özellikle özen gösteriyorum. Sen de buna lütfen özen göster. Devam edelim. 5 cevap seçenekli 8 sorudan oluşan bir test için cevap anahtarı hazırlanacaktır. Kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir? Yani A şıkkında aslında şunu soruyor. İşte birinci soru var. Bu sorunun 5 tane şıkkı var. İkinci soru yine 5 tane şıkkı var. Bu şekilde devam ediyor. 8. soru yine 5 tane cevap şıkkı var. Her birinin 5 şıkkı varsa ve herhangi bir kural yoksa burada ben kaç farklı şekilde cevap anahtarı hazırlayabilirim? Bunları çarparım. 8 tane 5'in yan yana yazılıp çarpılmasından 5 üzeri 8 tane cevap anahtarı hazırlanabilir. Lütfen bunu unutma. Peki B şıkkına bakalım. Diyor ki arda arda gelen her 3 sorunun cevabının birbirinden farklı olmasını istiyorum. Bak birinci soru şöyle gene göstereyim. İkinci soru bunları çizeyim. Görerek daha iyi anlayacağını düşünüyorum. O yüzden özellikle bunları tek tek çizmeye çalışıyorum. İşte 8. soruya kadar gidecek. Bak şimdi birinci sorunun kaç farklı cevap şıkkı var? 5. Yani birinci sorunun cevabı A, B, C, D, E her şey olabilir. Yani 5 durumu var. Diyelim ki birinci sorunun cevabı A gelmiş olsun. Artık ikinci sorunun cevabı A olamayacak. Yani A'yı buradan ne yapmam lazım? Atmam lazım. Yani buradan A'yı atmıyorum. Buradan A'yı atmam lazım. Attım. İkinci soru A olamayacağı için ikinci sorunun alabileceği yani cevabı gelebileceği 4 tane durum var artık. Ya B ya C ya D ya E. İkinci sorunun cevabı da ne olsun? İşte B olsun. Üçüncü sorunun cevabı artık B olamayacak. Arda arda gelen 3 sorunun cevabı aynı olamayacağı için 3. soru A da olamayacak. O zaman 3. sorunun cevabı olabilecek kaç durum var? 3 tane durum var. Peki 4. soruya bakalım. Artık 4. sorunun cevabı A olabilir. Çünkü 4. soruya kadar
2A olamadı, 3A olamadı. Artık dördüncü sorunun cevabı A olabilir. Çünkü art arda gelen 3 sorunun cevabı aynı olmayacak diyor. Ama üçüncü sorunun cevabı artık B olamayacak. Aynı zamanda üçüncü soruya bir cevap vermemiz lazım. Yani üçüncü sorunun cevabı X olmuş olsun. Dördüncü sorunun cevabı X dedim ya, Edirne olmuş olsun. Dördüncü sorunun cevabı Edirne olamayacak. Ama A olabilecek. Yine burada artık kaç durum var? 3 durum var. Ve artık bundan sonra her zaman kaç olarak gidecek? 3 olarak gidecek ta ki 8. soruya kadar. Peki bunların çarpımından ben niye elde edebilirim? Bak çarpıyorum. 5 çarpı 4 çarpı. Şimdi 2 tanesi gitti. Geriye 6 tane soru kalmadı mı? 6 tane sorunun da her birinin 3 seçeneği var. O zaman 6 tane 3'ün çarpımından 3 üzeri 6 gelir. Çarptığım zaman 20 çarpı 3 üzeri 6 farklı cevap anahtarı hazırlayabilirim. Devam. A eşittir 1, 2, 3, 4 rakamları kullanılarak rakamları farklı 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. 3214 sayısı baştan kaçıncı sıradadır? Baştan 20. sayı kaçtır diye soruyor. Bak şimdi. Normalde ben 3 basamaklı kaç tane sayı yazabilirim burada? İşte birinci durum 4 tane sayı alabilir. Rakamları farklı olduğu için birini attım. Buraya 3 sayı yazabilirim. Birini daha attım. Buraya da 2 sayı yazabilirim. Yani 3 kere 4, 12 çarpı 2, 24 tane sayı yazabilirim. Ama diyor ki 3214 sayısı baştan kaçıncı sıradadır? Şimdi ben bunu küçükten büyüğe dizersem, ilk önce 3 basamaklı dediği için yüzlü sayılar gelir. 123, 124, 132 vesaire. Sonra 200'lü sayılar, sonra 300'lü sayılar, değil mi? Şimdi ben şöyle düşüneyim. Acaba birler basamağı 1 olan kaç tane sayı yazabilirim? Elimdeki sayılar 1, 2, 3, 4 değil mi? 1'i kesinlikle yüzler basamağına yazdım. Bir durum. Artık buraya geriye kalan 3 durumdan birini daha attım. Buraya da geriye kalan 2 durumdan birini yazarım. 3 çarpı 2'den 6 tane yüzler basamağı 1 olan sayı yazabilirim. Peki yine aynı şekilde ben burada yüzler basamağı 2 olan kaç tane sayı yazabilirim? 2'yi buraya yazdım. Yani bir durum. Elimdeki sayılar 1, 2, 3, 4'tü. Ben buradaki 2'yi artık kullanamam. Yine 3 tanenin herhangi birini buraya yazarım. Bir tanesini daha attım. 2 tane buraya yazarım. Demek ki başta 2 olacak şekilde kaç tane sayı var? 6 tane var. Şu an ben soldan sağa doğru ve küçükten büyüğe doğru sıraladığım için 3000'li sayılara 12. sayıdan sonra yetişiyorum. Önce binli sayılar, bu arada 4 basamaklı demiş değil mi? Arkadaşlar niye söylemiyorsunuz ya 4 basamaklı olduğunu? Bak ben 3 basamağa göre yaptım ama hiçbir şey fark etmeyecek. Bak hemen şöyle küçük bir düzeltme yapayım. Burada en son kalacak olan sayı 1'di. Dolayısıyla çarparsam yine 24 tane sayı oluşur. Doğru mu? Peki buraya bakalım hemen. Burada da ben 1'i kullandım. Gitti. İşte geriye 3 tane sayı kalmıştı. Buraya kullandım. Bir tane daha gitti. 2'yi götürdüm. 2 tane sayı kaldı. Buraya kullandım. Sonra bir tane daha gitti buradan. Buraya yine 1 tane sayı kaldı. Yine burası kaç gelmiş oldu? 6. Fark etmeyecek. Yine bunu silersem ben burada işte 2'yi kullandım. 2 gitti. İşte 3 tane sayıdan birini kullandım. Bir tanesini götürdüm. Geriye kalan 2 sayıdan birini kullandım. Bir tane daha götürdüm. Buraya gene 1 sayı kaldı. Geriye sonuçta 6 çıkmış oldu. Peki şimdi artık 3000'li sayılara geldik. 3000'li en küçük sayı nedir? Bak 3'ü başa yazarsın. Sonra diğerlerini küçükten büyüğe yazarsın. 3, 1, 2, 4. İstediğim sayı bu mu? Değil. Bak burada toplam 12 sayı yazmış oldum. Bu bizim 13. sayımız. Peki bir sonraki ne, sayı ne? 3100. Bunları yer değiştirin. 42. Bu da 14. sayımız oldu. 3100'lü artık sayı yazamam. Bir sonraki sayı 3200'lü olmak zorunda. 3214. 3241 daha büyük çünkü. İşte bu da 15. sayı olur. Dolayısıyla cevabımız 15 gelmiş olur. Hemen B'ye bakalım. Baştan 20. sayı kaçtır? Şimdi az önce hesaplamıştım şurada gördüğün gibi. Yüzler basamağı 1 olan kaç sayı yazabiliyordum? 6 sayı. Yüzler basamağı 2 olan kaç sayı yazabiliyordum? Yine 6 sayı. Yüzler basamağı 3 olan yine aynı mantıktan 6 sayı gelecek. Toplam 18 sayı yazdım mı?
Küçükten büyüğe doğru sıraladım ben bunları. Peki 20. sayı için 2 sayı ileriye gitmem lazım. Ben binler basamağı 3 olan sayıyı yazdım. Artık binler basamağı 4 olan sayılara başlamam lazım. İlk sayımız 4123. Bunlarla yazabilecek binler basamağı 4 olan en küçük sayı. Bu işte 19. sayı oluyor. 20. sayı da 4132 gelmiş oluyor gördüğün gibi. Devam edelim. Aşağıda A ve B kümeleri Venn şeması ile gösterilmiştir. Buna göre demiş ki A şıkkı A'dan B'ye kaç fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi fonksiyon olabilmesi için ne demiştik? Biz buraya çocuklar, buraya da anneler deriz. Daha önce dememiştik gerçi de şimdi anlatayım. Şimdi mutlaka fonksiyon olabilme şartı neydi? Her çocuğun mutlaka bir annesi olmalıydı. Yani buradaki her eleman bir yere gitmesi lazımdı. Burada açıkta eleman kalmamalıydı. Aynı zamanda bir çocuğun iki annesi olamazdı. Yani A hem 1'e hem 2'ye gidemez. Peki çocuğu anne olmayan anne olabilir mi? Yani burada boşluk olabilir mi? Boşta eleman olabilir mi? Tabii ki olabilir. Anne adayı diyorum zaten ben buradakilere. Tamam mı? Peki A'dan B'ye kaç fonksiyon tanımlanabilir? Peki bu arada bir annenin birden fazla çocuğu olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Yani hepsi 2'ye gidiyor olabilir. Biz buna sabit fonksiyon diyorduk. 2'nin bütün hepsi çocukları olabilir. Şimdi A'dan B'ye kaç fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi A'nın gidebileceği kaç yer var? A 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e hepsine gidebilir. Dolayısıyla 5 durum. Peki B'nin gidebileceği kaç yer var? A'nın gittiğine diyelim ki A 1'e gitti. B de 1'e gidemez mi? Tabii ki gidebilir. İkisinin de annesi 1 olabilir. Dolayısıyla B'nin de 5 durumu var. Yine aynı şekilde C'nin de 5 durumu var. D'nin de 5 durumu var. Çarparsam bunları 5 üzeri 4. Yani 625 tane fonksiyon tanımlayabilirim. Hemen B'ye bakalım. B şıkkında diyor ki A'dan B'ye kaç tane biri bir fonksiyon tanımlanabilir? Bire bir fonksiyonun tanımı neydi? Bire bir fonksiyonda her annenin sadece bir çocuğu olmalı. Yani hepsi sadece bir yere gidecek. Aynı yere gidemeyecekler. O zaman A'nın gidebileceği kaç yer var? 5 yer var. Diyelim ki A fark etmeyecek. Diyelim ki A 5'e gitmiş oldu. Artık B 5'e gidemez. Giderse bire bir olmaz. B'nin gidebileceği kaç yer kaldı? 4. Onu da şöyle yazdım. C'nin gidebileceği kaç yer var? Diyelim ki B'de 1'e gitmiş olsun. C'nin gidebileceği 3 yer kaldı. Onu da yazdım. Çarpı diyelim ki C'de buradan 2'ye gitmiş olsun. D'nin gidebileceği 2 yer kaldı. Onu da buraya yazdım 2. Ve bunları çarparsam 20, 60, 120 tane birebir fonksiyon yazabilirim. Hemen C'ye bakalım ne diyor? FA eşittir 3 olacak şekilde kaç fonksiyon tanımlanabilir? Birebir dememiş. Dolayısıyla ben şunu yapmalıyım. A mutlaka 3'e gidecek. A'yı 3'e gönderdim. A ile artık işim yok. A mutlaka 3'e gidecek. B'nin gidebileceği kaç yer var? B 3'e gidebilir mi? Gidebilir. Çünkü burada bana birebir deseydi B 3'e gidemezdi. B'nin gidebileceği 4 yer olacaktı. Ama birebir demediği için B gayet 3'e de, 2'ye de, 1'e de, her yere de gidebilir. O zaman 5 durum. Peki C kaç yere gidebilir? Yine 5 yere gidebilir. D kaç yere gidebilir? Yine 5 yere gidebilir. Onu da yazdım. O halde cevabımız 125 olacak. Bire bir deseydi onu da çözeyim. Yani FA eşittir 3 olacak şekilde bire bir kaç fonksiyon tanımlanabilir? A 3'e zaten gitmiş. Onunla işimiz bitti. A'nın annesi 3. Peki B'nin annesi olabilecek kaç sayı kaldı? 4 tane sayı kaldı. Çünkü 3'e gidemeyecek bire bir dediği için. O zaman buraya B için 4 tane adayımız var. Diyelim ki B de anasını buldu. O da 1 oldu. C'nin artık anne adayı 3 tane var. O halde buraya 3 yazarım. C'nin de anası 5 olmuş olsun. D'nin artık kaç tane kalmış oldu? 2 tane kalmış oldu. Onu da yazdım. O halde 3 kere 4 12 çarpı 2 24 farklı şekilde FA eşittir 3 olacak ve bire bir olmuş olan fonksiyon sayısı. Tamam mı? Permütasyon birinci soru çözüm videosunu da burada bitirmiş oldum. Bunun devamı mutlaka gelecek. Lütfen takipte kalmayı unutma. Like atıp abone olursan da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Okan Hoca. Sağlıkla kal. Hoşça kal.